Akşamlar değerli izleyenler, İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. Dunning-Kruger sendromu nedir diyelim ve başlayalım. Dunning-Kruger sendromu nedir? Bu sendromu, bu hastalığı iki profesör, doktor, psikolog ilk defa buldukları, tespit ettikleri, teşhis ettikleri ve buna çözüm getirdikleri için bu isimle alınır. David Dunning'e ve Justin Kruger isimli iki profesör Cornell Üniversitesi'nde yapmış oldukları deneylerde öğrencileri, üniversite öğrencilerini alıyorlar. Bunlar üzerine test yapıyorlar. Çeşit çeşit sorular soruyorlar ve en başarılı olanlara diyorlar ki yüzde kaç puan bekliyorsun takriben? Çok süper zeka olanlar diyor ki 60-70. Okulun en aptallarına soru soruyorlar. Onlar diyor ki 90 puan, 100 puan. Bu ne demek? Cahil olan kişi kendini her şeyi bildiğini zanneder. Her konuya atlar. Her konuda söz sahibi olmak ister. Her yerde, her zaman önde gitmek ister, lider olmak ister. Bulunduğu yerde yükselmek için her şeyi yapar. Bunun Türkçe karşılığı cahil cesareti diyebiliriz. Cahil ve cesareti, çok büyük cesareti sahip. Kifayetsiz olduğu için, bilgisiz olduğu için aşırı muhteristir, hırslıdır. Bulunduğu iş yerinde, herhangi bir ortamda yükselebilmek için şeflerine, patronlarına, yükseklerine karşı gayet kibar, biraz da yağcı diyebiliriz. Yani biraz daha fazlasını da yapabilir patronlarına, büyüklerine karşı, üstüne karşı. Fakat kendi altında eleman varsa onları ezmeye çalışır, horlamaya çalışır, hakaret dahi edebilir. Kendi altındakilere sürekli patron olduğunu, onların üstünde olduğunu hissettirmeye çalışır. Bu psikolojik bir rahatsızlıktır. Ama bu tür rahatsızlığı olan, muhteris olan insanlar yükseliyorlar nedense. Çünkü bilgili olan kişi, derin bilgi sahibi olan kişi ağırbaşlı, oturaklıdır. Her konuda hemen atılmaz, ortaya çıkmaz. İster ki kendisi aransın, bulunsun, o makama getirilsin. Bilgili, tecrübe olan kişi hiçbir zaman ben bunu yaparım diye hemen, her zaman, her şartta ortaya çıkıp ireli fırlamaz. Tarihte mesela Hitler olsun, Mussolini olsun, Stalin olsun, bu tür insanlar bilgisiz, cahil fakat çok ihtiraslı oldukları için ve bilgisiz oldukları için çok tehlikeli işler yapmışlardır. Kifayetsiz, muhteris insanlar başa dahi çıkabilirler, devleti dahi yönetmeye talip olabilirler. Mesela bir örnek vereyim. Rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Erdal İnönü. Erdal İnönü derin bir kültüre sahip bir insan ama siyaset yapmak istemiyor. Çevresi zorluyor, zorluyor. Siyaset yapmak istemiyor. Ecevit ise derin bir bilgisi yok. Hiçbir bilgisi yok ama hırslı. Her şeyi ben yaparım. Her konuda ben bilgiliyim. Birisi cahil, diğerisi bilgili. Birisi siyasetten kaçıyor, diğerisi her konuda ileri atlıyor. İş yerlerinde de bu var. Mesela Almanya'da böyle bir iş yerinde çalışan bir şefle karşılaştım. Adam şimdi bu kapıdan giriyor, şu kapıdan çıkıyor. O kapıdan giriyor, bu kapıdan çıkıyor. Dolanıyor böyle. Dedim ki ne yapıyorsun sen dedim. Patron gelir de diyor, görürse çalışmıyor demesin. Şimdi yapacak iş yok diyor. Boşta kaldım. Onun için diyor dolanıyorum. Görürse beni kaytarıyor zannetmesin. Ya dedim sen zaten yani belli bir makama gelmişsin. Ne korkuyorsun? Korkacak ne var? Ama cahil olduğu için panik halinde sürekli koşturuyor, sürekli koşturuyor. Başka bir Alman, bu da patron yani şef, bir üst. Bu da Almanya'da böyle plastik sepetler olur ince ince. İçerisine gıda kollar. Bir tane boş sepet alıyor, 30 metre ileri gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Her boş sepet için 30 metre gidip gidip geliyor. Dedim ki bak gel bakayım buraya. Bunları üst üste koysan,
25-30 tane sepeti tek böyle tekerle götürebilirsin. Hepsi için ayrı ayrı şu kadar zaman harcıyorsun. Oysa 25-30 tanesini birden götürsen aynı zamanı harcayacaksın. Sen boş koşuyorsun. Boş. İş yapıyormuş desin de diye koşuyorsun. Bu boş koşu hem kendine işkence yapıyorsun. İleride dizlerin yıpranacak, menisküs olacaksın. Hem kendine, sağlığına zararlı. Artı 50-60 dakika neye gidiyor? Havaya gidiyor. Yani lüzumsuz bir iş yapıyor. İş yapıyormuş desinler diye iş yapıyorsun dedim. Diyor ki benim patronlarım görürse ben diyor çalışmıyor desinler diyemem. Dedim ama menisküsten gideceksin yakında. Ve nitekim ne oldu? Panik halinde sürekli koşturmaktan menisküs oldu. Kıkırdakları yıprandı. Hastanelik oldu. Şimdi bu tür insanlar her yerde her zaman yükselebilmek için her şeyi yaparlar. Bu nedenle iş yerinde bu tip insanlar yani Dunning-Kruger sendromu olan insan tehlikelidir. İşverenlerin müdür veya başka bir pozisyonda bir kişi ataması istiyorsa onun özelliklerini iyi bilmesi gerekir. Bunu mesela nasıl fark edecek de tedavi olacak kişi kendine? Şimdi bizim bir webmasterımız vardı. Site yapıyor. Yanında da 4-5 tane arkadaş çalışıyor. Bu orada yönetici. Ne yapıyor? Sürekli baskı yapıyor. Şöyle yap, böyle yap. Kaba konuşuyor, terbiyesizce. Dedim ya ben hiç kimseyi ezdirmem arkadaşım. Sen neden böyle yapıyorsun? Hiç kimseyi ezemezsin. Hiç kimseye hakaret edemezsin. Hiç kimseye kaba davranamazsın. Güzel konuş. Ama şöyle ama böyle. Neden böyle yapıyor? Kaba hareket ediyor. Kendinin bilgili olduğunu ispatlamak. Kendinin bilgili olduğunu, her şeyi bildiğini ispatlamak ve yükselmek için, yağ yakmak için. Bu tür insanlar belli olur. Ha, tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Psikolojisi düzelmesi için sarı kantoron forte kullanırsa, sarı kantoronun birleşiminde sarı kantoron otunun ekstresi, oğlotu ekstresi, lavanta ekstresi, çarkıfelek ekstresi gibi 19 bitki ekstresi var. Kişiyi bu rahatlatır, relax ve öğrenme kabiliyetini artırır. Araştırma kabiliyetini, kişiyi konuya konsantre eder. Dunning-Kruger sendromu olan insanlar politikacıysa o ülkenin vay haline. Allah yardım etsin. Tehlikeli. Her noktaya sürükleyebilir. Evet. Peki klima hastalığı ya da lejyoner hastalığı nedir? Evet, lejyoner hastalığı bu son zamanlarda bu klima hastalığı başladı. Bütün iş yerlerinde, apartmanlarda, iş yerlerinde, yüksek binalarda, alışveriş merkezlerinde her yerde ne var? Sürekli bir klima aç, aç, aç. Ne oluyor klima? Ne yapıyor? Arabalarda klimanın arkasında bir su birikir. Su biriken o su, durgun su da lejyonal pneumophila denen bir bakteri. Bunun 20 çeşit, bu bakterinin 20 çeşit türü var. Bu bakteri bu klimanın arkasını seviyor nedense. 40 derece, 45 derece sıcak olan ortamı sever. Bu ortamda hızla yayılır. Klima çalışmaya başladı mı, klimanın yaymış olduğu havayla birlikte bakteri de havaya yayılır. O ortamda oturan kişi hapı yuttu demek. Çünkü o su, havanın içerisindeki su damlacıklarının içindeki bakteriyi nefes yoluyla aldınız, akciğerleri ne oldu gitti. Zatürreye yakalanırsınız. Çok çok tehlikeli bir zatürredir. Lejyoner hastalığı. Almanya'da 13 bin, Berlin'de 13 bin klima incelenmiş. %85'inin tehlikeli olduğu tespit edilmiştir. Büyük iş yerlerinde böyle basit değil. Büyük klimalar var. Bunların temizlenmesi çok zor ve temizlenmiyor da. Dezenfekte edilmesi, temizlenmesi, 6 ayda bir bakımı yapılması gerekir. Dün bir televizyon programında klima satan biri diyor ki, klima diyor tedavi eder. Evet tedavi eder.
Klimanın karşısında 2 saat dursun bakayım. Beyin kanamasından ölür gider. Klima tedavi eder diyor. Evet, cebini tedavi eder. Cebine biraz para girecek. Ya ne diyor? Yalan söylüyor. Klima tedavi eder diyor. Tehaber programına çıkmış, klima tedavi eder diye yalan söylüyor. Klima öldürür adamı. En tehlikeli şeydir klima. Şimdi mesela Alman Hava Yolları'nın, Lufthansa'nın servis bölümü var mutfağa. Burada binlerce insan çalışıyor. Yukarıdan soğuk hava geliyor, klima. Buz gibi hava. 16 dereceye geçmeyecek. Büyük bir salon, binlerce kişi çalışıyor. Sağdan soldan sürekli rüzgarlar esiyor kapılardan. Ve insanlar üşümemek için iç kazağı giymiş, üstüne yağmurluk gibi bir şey giymiş, yelek giymiş. Üstüne gömlek, üstüne iş elbisesi. Ne oldu? İçten terliyor. Buradan terleme var, sıcak. Üstten soğuk, alttan içeriden sıcak. Buralara ter, bir ter, bir soğuk. Ne oluyor? Omuzları tutuluyor. Bazıları böyle robot gibi oluyor. Böyle boynunu çeviremiyor. Böyle o tarafa, bu tarafa. Boyunları tutuluyor, omuzları tutuluyor, belleri tutuluyor, sırtları tutuluyor. Görme bozukluğu zamanla sinir hücrelerine zarar veriyor. Kulağa zarar veriyor. Nörit denen hastalık ortaya çıkıyor. Optik nörit, görme sinirinin iltihaplanması. Vestibüler nörit, kulak siniri iltihaplanması. Ve bu sürekli kişi bu ortamı değiştirmezse, o ortamda çalışırsa beyin damarlarına zarar verir, beyin kanaması geçirebilir. Hatta bir tanesi klimayı açmış, o çok güzel, yatmış uyumuş böyle. Ailesi de dışarıda, gelmiş bakmışlar, adam uyuyor, uyandırmışlar, felç olmuş. Gitmiş bitmiş, beyin kanaması geçirmiş. Şok, soğuk, hava, serin serin, o güzel, uyuması güzel de beyni ne yapıyor? Donduruyor. Damarlar beyinde çatlıyor, tamam, felç oldu, gitti, bitti. Ondan sonra ne oldu? Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum oldunuz. Bu klimanın arkasında biriken suyun içerisindeki bakteri, 20 çeşit bakteri, lejyoner mikrobu, çeşit çeşit hastalıkları tetikler. Bu nedenle klima çok mecbur kalmadıkları kişi kullanmamalı. Kullanırsa da klimanın hijyenik olup olmadığını bilmeli. Yani onu temizliğine baktırmalı. Bir. İkincisi, arabada klima kullanan kişi klimayı direkt o havalandırmasını yüzüne, eline değil de cama vermeli ki direkt yüzüne gelen soğuk hava, araba sürerken klimadan gelen hava gözüne zarar verir, beynine zarar verir, kulağına zarar verir. Kişi hastaneye gider. Bu nedenle klima faydalı değil, tehlikeli. Bırakın biraz terleyin. Terlemek kötü değil. Terlemek şifadır. Terlersen ne olur? Cildinizin altında, derinin altındaki bütün toksik maddeleri dışarı atıyorsun. İnsanın cildi, derisi, üçüncü böbrek gibi arıtıyor, temizliyor cildi. Bir, iki, üçüncü akciğer lopu gibi oksijen alıyor. Dört, bünyemizi her türlü bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruyor. Siz klimayı çalıştırır da karşısında durursanız ne olur? Cildinize zarar verirsiniz. Terlemese ne olur? Cildin altında kalır her türlü pislik. Bu da mikroplu bir ortam oluşur. Bu nedenle klima tehlikeli, klimadan uzak durmak gerekir. Evet, ITP hastalığından bahsedelim. Nedir bu ITP hastalığı? ITP, idiopatik, yani Türkçe karşılığı sebebi bilinmeyen trombozotopeni purpura veyahut da diğer bir adıyla, iki adı var. İmmün trombozotopeni purpura denir. Nedir? Normal olarak bir insanın kanında 1 metre, 1 milimetre küp
kanda 150 ila 450 bin adet tromboz bulunur. Yani herhangi bir iç kanama veya çizilme, ezilme, burkulma, morarmada kanama olduğu zaman hemen trombozitler orada pıhtılaşır, kanama yönler. Lenf hastalarında, lenfoma, lenf kanseri olanlarda, kan kanseri olanlarda, sistemik lüpus hastası olanlarda ve birçok hastalıkta trombozit sayısı sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı düşüyor. Çok kötü bir düşüş yapıyor. Zeynep Hanım isimli bir hanımefendi sistemik lüpusa yakalanmış. Hem lökositi düşmüş hem trombozit. Kadıncağız genç bir kadın, yeni evlenmiş. Kayınanası, kayınbabası, kayınları, baldızları vesaire bütün aile taze gelin ya diyorlar ki çalışmak istemiyor, tembel. Hiçbir iş yapamıyor, ev işi hiçbir şey yapamıyor. Bu diyorlar böyle. Bir de onların böyle dedikodu yapması kadıncağızın psikolojisini iyice bozmuş. 6 yıl kortizon kullanmış. Bir de hormon anormalliği başlamış, kilo almaya başlamış. Tansiyon, kolesterol problemleri de başlamış. Aradı beni dedi ki ne yapılabilir? Problem değil. Fakat sistemik lüpus çok çok ağır bir hastalık, zaman alır. Problem değil, zamanım var. Biz ona iksir, aloe vera jel, zerdeçal, spirulina gönderdik, kullandı. 6 hafta sonra arıyor, ağlıyor. Niye alıyorsun? İyileşmedim, kötüyüm. Problem yok, devam et, sabret. 3 ay sonra ağlıyor, arıyor, yine ağlıyor. Niye arıyorsun? İyileşmiyorum, acele yok. 4 ay sonra aradı, yine ağlıyor. Ne oldu? İyileşmedim, hep ağlıyor. 6 ay sonra yine aradı, yine ağlıyor. Dedim ki ne oldu, yine mi iyileşmedin? Yok, bu sevinçten ağlıyorum. Niye? 6 saat ütü yaptım, yorulmadım diyor. Lökositi ilk defa 1500'lerden 6000'e çıkmış. Normala dönmüş. Lökosit sayısı, trombosit sayısı, bütün değerleri normala dönmüş. Şimdi elimde iki tane rapor var. Bu bayan 63 yaşında, tam 4 ay hastanede kemoterapi görmüş. Lösemi, kan kanseri. Bütün kan değerleri bozuk. Fakat en önemli, en ilginç tarafı nedir? En tehlikeli olanı. Trombozit sayısı 14.4. Yani 130 bin ile 400 bin arası olması gerekirken 14.4 düşmüş. Yani bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Lökositi ise fırlamış. Dedim ki 1,5-2 ay kullan, tahlil yaptır, bakalım görelim. O bekleyememiş. Tam 24-25 gün sonra hastaneye gitmiş. Trombozit sayısı 14.4'ten 119'a yükselmiş. İlk defa. Yıllarca kemoterapi görmüş, ağır kimyasal ilaçlar kullanmış, hiçbir faydası olmamış. 25 gün içerisinde kan değerleri, bütün kan değerleri düzelmiş. Bu lösemi, kan kanseri olan bir hasta. Sonra demiş ki ben artık kemoterapi görmüyorum demiş çocuklarına. Atmış bütün kimyasal ilaçları çöpe. Ya dedim yine doktoruna danış, bana niye danışıyor, şey yapıyorsun, çöpe atmayadın keşke dedim. Bu da bir başka bayan, 56 yaşında. Bu bayanda da lenfoma, lenf kanseri. Trombositi düşük, lökositi düşük. Değerleri bozuk. Kan değerleri kötü. Gözükmüyor gerçekten. 9. ayın, 2. ayın 19'u, 3. ayın 3'ü. Tam 14 gün, 2 hafta. 2 hafta sonra trombositi düzelmiş, 200 lira çıkmış. Lökositi 7.33'e çıkmış. Kan değerleri 14 gün içerisinde kan değerleri düzelmiş. 14 gün içerisinde. Aile şaşırmış, beni arıyor, diyorlar ki ya mümkün mü? Mümkün işte, raporu görüyorsun önünde. Ben söylemiyorum, doktorunu söylüyor. Benim ilgisi yok. Devam ettiler çok şükür. Biri lenfoma, diğeri lenf kanseri, öbürü sistemik lüpus.
Her türlü hastalık tedavi edilebilir. Önemli olan hangi hastalığa neyi kullanacaksınız? Bilgi, belge var mı bu konuda? İşte her konuda bilgi, belge sunacaksınız. Bilgi, belge sunmak lazım. Nerede, ne zaman, kimler araştırma yapmış? Bilgi, belge varsa konuşabiliriz. Evet, horlama hastalığına geçelim. Bu da önemli bir rahatsızlık. Evet. Kadınlarda ya da erkeklerde bunun bitkisel çözüm yollarıyla tedavisi mümkün müdür? Evet, horlamada bayağı yaş ilerledikçe neredeyse %50'lere varıyor. Yani düşünün ki her iki aileden biri, iki kişiden biri veya ailede en azından iki kişiden biri horluyor. Bu horlamalar öyle oluyor ki bazen yandaki komşular bile rahatsız oluyor. Bir de toplu yatılan yerleri düşünün. Öğrenci hayımlarını, öğrenci yurtlarını veyahut da askeri garnizon şeyleri. Mesela biz askerlik yaparken 40 kişi kalıyordu bir yerde. Biri horladı mı tamam. Kimse uyuyamıyordu. Bir kişi horluyor derin derin. Onu uyutmuyorduk. Önce biz yatalım uyuyalım sonra sen yatarsın diye. Adamcağız o uyudu mu? Önce tamam kimse uyuyamıyordu. 40 kişi ayaktaydık. Çok o acayip horluyor. Şimdi neden insanlar horlar? Dilcik uzar ve sarkarsa nefes borusunu, hafif burada, gırtta nefes alışverişini engeller. Veyahut da kişide alerji varsa dili şişer. Dili şişerse boğazı daralır. Veyahut da boğazdaki lenf bezleri, burada birçok lenf bezi var. Bu lenf bezleri herhangi bir nedenle, yani basit sebeplerden de olabilir, şişerse, iltihaplanırsa boğazda daralma olur. Veyahut da geniz eti büyürse, orta kulaktan boğaza açılan östaki borusu burnun arka tarafında almış olduğumuz nefes, geniz etinin olduğu yerden nereye gidiyor? Akciğerlere. Şimdi burada geniz eti büyürse nefes alamıyorsunuz. Burundan nefes alamazsınız. Ağızdan nefes almak zorundasınız. Çünkü geniz eti büyüdüğü zaman burayı tıkar. Ve kişi burunda nefes alamayacağı için ağzıyla nefes alıyor. Bir de burada daralma olduğu için ne oluyor? Ses telleri zorla nefes veriyor. Bir hırıltı başlıyor, horlama başlıyor. Evet, çok kötü bir rahatsızlık. Neredeyse birçok aile horlamadan dolayı boşanma aşamasına geliyor. Yani benim hanım da horluyor, horlamam ben diyor. Horluyorsun diyor, horlamam diyor. Ben ne yaptım? Hemen bunu videoya çektim. Bak dedim horluyorsun. Aa gerçekten horluyormuşum. E ne olacak? Dedim ya tedavi olacaksın ya ayrı odalarda yatacağız. Ben nasıl yatayım böyle uyuyamıyorum. Uyansam bir daha uyuyamıyorum. Ayrı odalarda. Aynı odada yatamayız dedim. O da haklısın dedim. Şimdi bu ıtır ne işe yarar? Itırın bilinen 1050 türü var. Geranium de denir. Buna zardunya çeşidi de denir. Zardunya. Yani süs bitkisi olarak yetiştirilen zardunya. Bunun birleşimindeki etken madde sinüzit, faranjit, geniz eti iltihaplanması ve büyümesi horlamaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış, etkisi ispat edilmiş. 100 yıl önce vereme karşı etkili olduğu belgelenmiş. İşte Güney Afrika'da burada altın madenleri ve elmas madenlerinin keşfedildikten sonra Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan binlerce insan altın ve maden için Güney Afrika'ya hücum ediyor. Madenlerde çalışıp zengin olmak için. Ve tabii binlerce insan bir arada ve hijyen yok. Ne oldu? Binlerce insan aynı anda verem ve ağır hastalıklar. Verem olanları buranın yerli kabilesi Zulu kabilesin ıtırdan özel bir çay yapıyorlar. Itır kökünden ve hastalara tedavi ediyorlar. Buna Zulu dilinde umkalabo denir.
Türkçe karşılığı iksir. Yani her derde deva. İksir. Gökçek iksir gibi. Güney Afrikalıların da bir umkal abosu var. Biz bunu geliştirdik. Çok güzel bir formül elde ettik. Itır forte. Birleşimde ıtır kökünün ekstresi, ekinezya ekstresi, kekik ekstresi, çuha kökü ekstresi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan çok özel bir formülümüz var. Kişi kullandığı zaman horlama problemi kalkar. Şimdi bir beyefendi, polen alerjisi var, besin alerjisi var, kolesterol, tansiyon, ilkbahardan sonbahara kadar dışarı çıkamıyor. Çıksa gözleri yaşarıyor, burnu akıyor, sürekli bir akıntı. İlaç kullanmazsa perişan oluyor. Kortizon kullana kullana şişmiş böyle. Tedavi ederiz inşallah dedim. Biz ona ama horlama ile ilgili hiçbir şey vermedik. Alerjiyle ilgili. İksir, aloe vera jel, laden gülü, kortisep. Kullandı. Ben aradı dedi ki ya. Horlamaya karşı da iyi mi bu? Bilmiyorum dedim. Yani horlama ile ilgili bir şey görmedik. Itır olsa tamam. Itır yok. Dedi ki vallahi benim horlamam da vardı. Hatta uyku apnesi de geçti. Hiçbir şeyim kalmadı. Uyku apnesi de yani kişinin uyku sırasında, uyuma sırasında ne yapıyor? Nefesi kesiliyor. 10 saniyeden fazla sürerse tehlikeli. Yani sürekli bu uyku apnesi olursa benim tanıdığım bir ailenin çocuğu uyku apnesi nedeniyle ailesi fark edememiş çocuğun uyku apnesi olduğunu 5-6 yaşlarındaydı. Öldü Allah rahmet yani, eylesin. Evet çocuklarda bu fark edilmeyebilir ama yetişkinler bunu nasıl fark edecekler kendilerinde uyku esnasında ya da eşi fark eder. Yanında yatan kişi fark eder zaten. Bakar ki ölü gibi yatıyor nefes almıyor. Hemen fark eder. Eşi veya yana yakını uyku apnesi olduğunu tanır. Nefes duruyorsa belli bir süre 10 saniye geçerse tehlikeli olmaya başlar. Çünkü uzun süre belli bir süre alamazsa yani nefes alamazsa beyne oksijen gitmez. O da tehlikeli. Itır kullandığı zaman ıtır forte uyku apnesi horlama gibi problemler ortadan kalkar. Evet teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.